Bayraktaroğlu, korkusuz. Dün ne olduysa bugün de o oluyor. Bugün ne olduysa yarın da olacak. Canım abicim, hani diyorsun ya, her şey çok güzel ve daha da güzel olacak. Biliyor musun, ben de her konuşmamı enseyi karartmayın, her şey çok güzel olacak diye bitiriyorum. Ama senden farklı olarak ben bugünlerin, Cumhuriyet tarihimizin en kötü günleri olduğunu söylüyorum. Ve sevgili abicim, ben her şeyin güzel olmaya başlayacağı günün, Erdoğan ve Bahçeli ikilisinin iktidardan gittikleri gün başlayacağına inanıyorum. Sense içinde bulunduğumuz bu kriz günlerinden, sana göre Türkiye cennet gerçi ama İran bağları yerine askıda ekmek, pazar artıklarından meyve toplayanların cenneti. Krizi yaratanların bilgi ve becerileriyle çıkacağımıza inanıyorsun. Yapma be abicim, yeme bizi. Ülkeyi yönetenler o kadar bilgili ve becerikli olsaydılar, çalışma yaşındaki her 100 yurttaşımızın 15'i işsiz mi olurdu? Yıllık enflasyon %15, kredi faizleri %24, bir yıl önceki devalüasyon %26, cari açık 38 milyar dolar, bütçe açığı 179 milyar TL mi olurdu? Bir de çok abartmışsın be abicim. Yahu Çin'in ABD'den 16 trilyon dolar alacağı olduğunu nereden çıkardın? O senin dediğin rakam ABD'nin yıllık gayri safi milli hafızası. Ekonomiyle ilgilenen herkes bilir ki Çin'in ABD'den alacağı hiç yok. Pardon, alacağı yok ama ABD doları olarak birikmiş 3 trilyon dolar rezervi var. 3 trilyon ABD kağıdı. Değerli maden değil yani. Hani abart abart ama civcivler de yiyebilsin be abicim. Unutmuş olmalısın diye hatırlatayım dedim. Canım abicim, Rus uçağını düşürdüğümüz halde Rusya'nın askeri müdahalede tereddüt ettiğini söylüyorsun. Tamam, kabul ama öyle bir ambargo uyguladı ki feleğimizi şaşırdık. Kaldı ki abicim, biz Rusya'nın bir uçağını düşürdük. İsrail ise iki Rus uçağı düşürdü. Biz bir Rus uçağı için ağır ambargoya maruz kalırken Rusya iki uçağını düşüren İsrail'i kınamadı bile. Ne bileyim işte, unutmuş olmalısın diye hatırlatayım dedim. Gerçek kariyerin ne bilmiyorum ama iktisatçı olmadığı kesin. Canım abicim, dün ekonomi berbattı, bugün de berbat. Bu kafayla gidilirse yarın da berbat olacak. Çünkü enflasyon dün çok yüksekti, bugün de çok yüksek. Bu kafayla gidilirse yarın da çok yüksek olacak. Çünkü Türk lirası faizleri dün çok yüksekti, bugün de çok yüksek. Bu kafayla gidilirse yarın çok yüksek olacak. Yani faiz dün reis tarafından enflasyonun sebebi olarak kabul ediliyordu. Faiz bugün de enflasyonun sebebi olarak kabul ediliyor. Bu kafayla gidilirse yarın da yine enflasyonun sebebi olarak kabul edilecek. Yüksek enflasyon dün ihracatı zorlaştırıyordu. Bugün de ihracatı zorlaştırıyor. Bu kafayla gidilirse yarın yine ihracatı zorlaştıracak. Dün faizler yükselince enflasyon yükseliyordu. Enflasyon yükselince ihracat zorlaşıyordu. İhracat zorlaşınca Türk lirası devalüe ediliyordu. Bugün de yine reise göre faizler yükseldiği için enflasyon yükseldi. Enflasyon yükselince ihracat zorlaştı. İhracat zorlaşınca Türk lirası devalüe edildi. Yarın da yine reise göre faizler yükselince enflasyon yükselecek. Enflasyon yükselince ihracat zorlaşacak. Bu kafayla gidilirse ihracat zorlaşınca Türk lirası devalüe edilecek. Kedi yarın da kuyruğunu kovalayacak. Canım abicim, ekonomi kedi dün kuyruğunu kovalıyordu ve fakat yakalayamıyordu. Bugün kuyruğunu kovalıyor ve fakat yakalayamıyor. Yarın da yine kuyruğunu kovalayacak ve fakat yakalayamayacak. Bu Jail Power sarttı nereden çıktı şimdi? Canım abicim, senin mahalledeki siyasetçi ve gazetecinin siyaseti ve gazeteciliği yaparken güvenilir olmak ya da güvenmek gibi bir hassasiyeti yok. Yalan söylemek, yalakalık yapmak, oyun çevirmek, kumpas kurmak çok daha kolay geliyor onlara. O sayede kazandıklarını zannediyorlar.
Oysa büyük varoluşçu Jean Paul Sartre ne demişti? Kaybeden kazanıyor. Bunun mefhumu muhalifi nedir canım abicim? Kazanan kaybediyor. Hay Allah, bu Jean Paul Sartre de nereden çıktı şimdi? Bir dakikaya, nasihat hırsızdan alır. Dinini tilkiden öğrenirsen, tavuk çalmanın günah olmadığına inanırsın diyen sert değil mi? Kim söylemişti bu sözü peki? Hay Allah, nasıl da unutmuşum. Memduh Bayraktaroğlu Korkusuz. Yayınlarımızı desteklemek için beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Unutmayınız ki karanlığa karşı bir aydınlık için mum ışığı olun sizde. Hoşça kalın, esen kalın.